Sevgili dostlar hoş geldiniz. Hepinize selamlar. 43. hafta Sportoto bülteniyle bülteninden karşılaşmaları bu videomuzda sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağım. Gerçekten zor bir hafta bizleri bekliyor. Tabii ki her hafta zor. Her hafta birbirinden zorlu karşılaşmaları seçiyorlar ve bunlarla karşı karşıya kalıyoruz ama e, çok en azından ekstra bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çok karışık hesaplar var. Kimi liglerde bakıyorsunuz sondan bir önceki haftalar, kimi liglerde sondan e, iki önceki haftalar derken çok da zorlu maçlar var. İşte küme düşmeme attı. Küme düşme mücadelesi gerçekten çok çetin. Kimi takımlar Avrupa biletini almaya çalışıyor. Kimi takımlar Avrupa hattında yer alıyor. Oradaki yerlerini sağlamlaştırmaya, korumaya çalışıyorlar. Tamamen böyle karma karışık cadı kazanı gibi bir e, spor toto karşı karşıyayız. Maç öncesinden, maçlar başlamadan gerçekten kesilmesi çok zor arkadaşlar. Öyle ki yani bir karşılaşmada gelebilecek bir gol haberi diğer iki karşılaşmaya aynı anda tesir edebilir. Oradaki takımların stratejilerini aynı anda etkileyebilir. Yani sizler zaten ne kadar zorlu bir haftayla karşı karşıya olduğumuzu sadece bundan bile yola çıkarak net bir şekilde görebilirsiniz. Ama tabii ki elimizden gelen iyisini her zaman olduğu gibi yapmaya çalışacağız. Bir de biliyorsunuz bir devir söz konusu geçtiğimiz hafta artık nihayet diyebiliriz devretti ve tabii ki daha büyük bir ikramiye ihtimali de bu hafta karşı karşıya kalacağız. O yüzden de ekstra önem taşıyan bir hafta ve ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, bu hafta geniş bir bütçeyle değerlendireceğim arkadaşlar. Şu anda önümde tercihlerim açık. Baktığımda da 1024 liralık bir kolon var. Bunu sizlere önereceğim. Tabii ki e, bir tercih çıkarmanız halinde 512'ye kadar iniyor. Bir tercih daha çıkarırsınız ki normalde zaten 256'lık yapıyordum ben biliyorsunuz. 256 liraya kadar iniyorsunuz. Yani kendi bütçenize göre bir tane iki tane tercih her zaman çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ve şunu kesinlikle hatırlatıyorum sizlere. Kendi tercihleriniz her zaman öncelikli olsun. Yani burada benim fikirlerimle harmanlayarak kolonlar oluşturabilirsiniz. Hani birebir aynı kolonu sizlere önereceğim kolonu, kolonu oynamayın diyemem ama oynamanız en azından çok fazla tavsiye etmediğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Siz bir karşılaşmayı tek olarak geçeceksinizdir. Ben ekstra bir tercih önermişim. Mesela o aklınıza yatar. Çiftli alabilirsiniz ya da ya bütçesi olanlar aslında bu karşılaşmayı kapatsa iyi olur demişimdir. Siz kapatıp kapatmamak arasında gidip geliyorsunuz. Mesela kapatmayı tercih edebilirsiniz gibi gibi. Yani bu örnekler Çoğaltılabilir her zaman kendi tercihleriniz. Öncelikli olsun arkadaşlar tabii ki takıldığınız maçlar ya da aklınıza yatan benim verdiğim ekstra tercihlerden de mutlaka yararlanabilirsiniz. 15 tane maçımız var artık yavaş yavaş değerlendirmeye geçelim istiyorum video süremize çok uzamasın diye. Ama arkadaşlar öncesinde sizlerden ricam videoya bir beğeni bırakmanız. Halihazırda videoyu beğenmediyseniz beğenmeniz ee, takdir edersiniz ki sizler de zaten hazırlanıyorsunuz, çalışıyorsunuz, bakıyorsunuz spor tutu zor bir hadise yani. Çok vakit alan, saatler isteyen, çok ciddi emek isteyen bir şans oyunu. O yüzden de hani ben de maddi bir karşılığı yok benim için ki öyle beklentim de yok zaten sizlerden. Hani bir, bir beğeni tuşuna bir de abone ol tuşuna dokunmanız, abone değilseniz de abone olmanız benim için fazlası yeterli. Zaten ikisi de iki saniyenizi en fazla alır ya da almaz. Bu yönde desteklerinizi bekliyorum. Destek veren dostlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum ve yavaş yavaş da artık karşılaşmalarımızı değerlendirmeye geçelim arkadaşlar. İlk mücadelemiz Almanya Bundesliga'da Bochum'la Bayer Leverkusen arası. Tabii bakıldığında e, çok zor bir karşılaşma yani Bochum tarafından kazanılması gereken mücadele. Leverkusen yine 6. sıradaki yerini koruması için kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma. 6. sıra ne demek? Tabii ki konferans ligi bileti demek. Hani çok heyecanlandıran bir organizasyon mudur? Değil ama Leverkusen'ın e, nereden nereye geldiğini düşünürsek yani çok kötü başlamışlardı. Küme düşme altında yer alıyorlardı. Çabalonsa geldi onla bile çok uzun süre hatta birkaç hafta 4-5 hafta problem yaşadılar ama e, o noktadan buraya kadar geldiler. UEFA Avrupa Ligi liginde Ligi yarı filan yarı final oynadılar. Roma'ya eğlendiler Ligde 6.lığa kadar bir şekilde yükseldiler. Tabii ki burayı korumak isteyeceklerdir. Korumak için de kazanmaları lazım. Çünkü alttan gelen bir Wolfsburg tehdidi var. E, bakıldığında e, Bohum tarafından da kazanılması gereken bir karşılaşma çünkü kümede kalmak istiyor Bochum Şu anda sondan e, 3 basamak üstte yani 16. sırada yer alıyor. 16. sıra tabii ki play-out demek. Yani Bundesliga 2-3. bitiren takımla bir play-out maçı de demek ama e, hemen altına yaran Schalke karşılaşmayı kazanırsa, Leipzig deplasmanda kazanırsa Bohum'un burada play-out'u tehlikeye girebilir. Ya da Bohum kazanıp mesela doğrudan bir ligde kalma ihtimali de diğer karşılaşmalara, e, karşılaşmalardan gelecek sonuçlara göre ortaya çıkabilir. ev sahibi de. dolayısıyla burada oyunu riske edecek. Zaman zaman mutlaka devakuzun evet kaliteli bir takım ama içeride oynayan Boğum'da mutlaka rakibin üzerine gidecek ki Bohum bu sezon özellikle iç sahada gerçekten zaman zaman umulmadık derecede başarılı sonuçlar da aldı. Ligin önemli takımlara karşı ciddi sürprizler yaptı. O yüzden bir yenisinde ben burada ya tamam ya da ben başında Leverkusen'a karşı da yapabileceğini düşünüyorum. Yani burada bir maç sonucu bir bence değerlendirilmeli arkadaşlar ama riskleri alacak. Rakibin üzerine zaman zaman çok adamla gidecek bir Bohum'un da kendisinden daha kaliteli olan bir Leverkusen'a karşı problem yaşama ihtimali her zaman yüksektir. Yani bence bu karşılaşmada özetle bir kazanan çıkacaktır sevgili dostlar. 1 ve 2 buradaki sizlere önerim bu karşılaşmadaki tercihim. 1 ve 2 önde olduğu aklınıza yatıyorsa en azından bir kolonunuzu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Frankfurt-Freiburg maçıyla devam edelim. Tabi yine farklı hikayesi olan bir karşılaşma. Şimdi Freiburg şu anda bakıldığında 5. sırada yer alıyor ve hemen üzerindeki 4. sıradaki Union Berlin'le puan puanlar. Tabi Union Berlin işte takılmasını bekleyip kendisi burada kazanmaya çalışacak. Ee, ve Frankfurt'un ev sahibi Antrak Frankfurt'un da bu karşılaşmadan sonra bir Almanya Kupası finali oynayan Leipzig'le karşı karşıya geleceğini söyleyeyim. Yani burada ev sahibi için aslında formaliteden öte bir karşılaşma değil ki e, kupa finali demekte de hem ucunda bir kupa var hem de Avrupa bileti demek yani. O yüzden tabii ki Frankfurt için kupa karşılaşması öncelikli olacaktır. E, o karşılaşmaya yönelik bir rotasyon bazı oyuncuların kullanılmaması, dillendirilmesi ya da duruma göre hani yedekten girme durumu, kulübede başlama durumu bunlar olabilir. Ama olacak mı, olmayacak mı tabii ki maç önünden bilmemiz zor. Ama ev sahibi ekibin çok maça çok aşırı bir konsantrasyona çıkmayacağı aşikar gibi. Ha buradaki konuk ekip açısından sıkıntı ne? E, ne olursa olsun her ne kadar beklentilerin altında kalsa da eee Eintracht Frankfurt ev sahibi takım iç sahada yenilmesi, bileği bükülmesi zor bir takım. Yani kolay mağlup olan bir takım değil. O yüzden konuk Freiburg'un da işi çok kolay değil ama ben açıkçası deplasman ekibine hem daha çok ihtiyacı olmasından kaynaklı hem de ev sahibi ekibin maça çok konsantre çıkmayacağını düşündüğümden şanslı olduğunu düşünüyorum. Aslında sıfırla da desteklemek burada yani Freiburg galibiyetini 2'ye sıfırla desteklemek en ideal olur. 0-2 maçın en ideal olur ama ben risk aldım dostlar burada biraz da bütçeden de kaynaklı olarak çünkü her maçta da çiftli oynayamıyoruz biliyorsunuz. İki olarak değerlendirdim. Burada bir risk aldım ve Freiburg tarafını aldım. En azından çiftli geçecekleri de iki tercihini mutlaka kolonlarında bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Benim doğrudan tercihim iki yönünde oldu. Leipzig Schalke maçı bu da yine çok e, farklı bakış açıları değerlendirilebilecek bir karşılaşma. Ev sahibi Leipzig'in üçüncülüğü garanti, dördüncülüğe düşme ihtimali yok. Kaybederse kazanırsa ikinci Bayern'e geçme ihtimali yok. Yani bir formalite maçı ve tabii ki Frankfurt'la da dediğim gibi kupa finaline çıkacaklar. Onların da tabii ki aklı, konsantrasyon orada olacaktır. Yine rotasyon görebiliriz, bazı oyuncular oynamayabilir işte. Bunlar dediğim gibi maç önünden bilemiyoruz. Hani belki tam kadro çıkar, onu kestirmemiz zor ama çok ihtiyacı olan bir şarkı. Kazanmak e, zorunda olan, ligde kalmak için kazanması gereken bir şarkı var. Tabii ki kazanması gerektiği kesin kazancı anlamına gelmiyor. Onu da söylemek lazım. Yani bakıldığında hani Leipzig, Schalke değil mi? Ya yani uçurum var arada hani. Leipzig nasıl bir kadroyla çıkarsa çıksın. iç sahada Schalke ile oynarken maçın net favorisi tabii ki kazanabilir. Her şeye rağmen kazanabilir. Yani bir Leipzig tarafını bence değerlendirmeliyiz. Sürprizi sıfır ya da bence iki ile aramalıyız ama tek de geçmemeliyiz bence. Yani bakıldığında çok ihtiyacı olan bir şarkı. Son haftalarda oyun olarak kıpırdanan bir şarkı. Burada bence sürpriz de yapabilir. Neyle arayacağız sürprizi? Ben doğrudan galibiyetine gittim arkadaşlar. Yani burada hem biraz Toto'yu düşünerek, büyük ikramiyeyi de düşünerek baba bir sürpriz aramak istedim ve şarkı galibiyetini değerlendirdim. Yani 1 ve 2 olarak karşılaşmayı özetle sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Umarım da 2'ye gider ki çok da büyük bir sürprizi bu şekilde yakalamış oluruz. Bundesliga'daki son maçımız yine çok zorlu bir karşılaşma. Yine küme düşme e, hattını çok yakından ilgilendiren mücadele bakıldığında 15. sıradaki Stuttgart yine 32 puanda 16. sıradaki Bohum'la aynı puanı var. Kazanmak zorunda tabii ki kazanırsa e, ligde kalma söz konusu olacak. Ligde kalması söz konusu olacak Stuttgart'ın. E, diğer taraftan da Hoffenheim için kaybetse dahi ligde kalabileceği bir ortam var ama e, düşme ihtimali de var. Puan alamasa, e, bir puan alamaması halinde düşme ihtimali de diğer maçlardan gelecek sonuçlara göre ortaya çıkabilir. Yani konuk ekibin e, yenilmeme yönelik sağda olacağı bir karşılaşma ve Stuttgart'ın iç sahada oynarken riske edeceği mücadele. Riske edecek olan Stuttgart içeride kazanabilir mi? Kazanmaya yakın olan taraf. Yani bir futbol bu tabi ama Hoffenheim galibiyeti burada çok fazla beklemiyorum. Yani Hoffenheim önde götürse bile bir şekilde Stuttgart bence yakalar. Beraberliği en azından alır diyorum ama tek de geçemiyorum arkadaşlar. Stuttgart galibiyetini burada tek olarak da geçemiyorum. Bir beraberlik riski de karşılaşmada görüyorum. Çünkü Stuttgart çok risk alacak ve risk alırken de hata yapmaya gerçekten meyli savunması olan bir takım. O yüzden sıfırla da destekleyeyim diyorum. Yani 1 ve sıfır burada sizlere önerim oldu özetle sevgili dostlar. Ya Fransa Lig 1'de hani anlam veremediğim böyle kel alaka diyebileceğiniz bir karşılaşma. Clermont-Lorient İki hafta kaldı burada da biliyorsunuz. İki takımda hiçbir iddiası yok. Yani aslında bütçeniz varsa doğrudan kapatıp arkanıza yaslanmanız gereken bir karşılaşma bence. Takip bilet yani izlemezsiniz bile o kadar. Her yöne gitme ihtimali olan garip bir karşılaşma. Tabii kapatamayacağımdan dolayı bütçeden de kaynaklı olarak ben çift tercih indirdim. Ne aldım? Şimdi Lig 1'de tarihinin en iyi derecesini yapan bir Clermont var. Gerçekten tarihi bir sezon geçiriyor. İç sahada da sıkı bir takım. Gerçekten iyi bir takım çok böyle risk alarak oynayan bir takım normal şartlarda değil ama artık son iki hafta olmasından kaynaklı rahat da olduğundan bence doğrudan kazanma yönelik bir futbol burada oynayabilir. Oynayarak da kazanabilir. Yani Lorient'a karşı iç sahada kazanması zaten beklenen sonuç. Herkes de ağırlıklı olarak Clermont tarafına gitmiş ama ev sahibi ekip burada oynayacağından kaynaklı olarak Lorient'ın da açıkçası hızlı oyuncuları var. Tabi onlar da ara transferde biraz güç kaybettiler. Bazı önemli oyuncularını satmak durumunda kaldılar ama ev sahibinin Muhammed rahatlığından kaynaklı yine son haftalar olmasından ötürü vesaire. Yani bir Lorient sürprizi de sanki izleyebiliriz gibime geliyor. Ben 3 hani o kapat e, bütçesi olanları kapatabilir diyoruz ya oradaki 3 ihtimalden birini beraberliği yani burada devre dışı bıraktım sevgili dostlar. Bir kazanan çıkmasını bekleyeceğim ama beraberlikte tabii ki şaşırtmaz yani ne tercih alırsanız çok itiraz edeceğim bir karşılaşma değil haftanın e, en zor en çetrefilli karşılaşmalarından biri olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Lille-Nant maçı açıkçası benim için net karşılaşmalardan biri. Son haftalardaki Nant görüntüsü hiç ama hiç bana ümit vermiyor ve e, çok zor bir deplasmana gidiyorlar. Yani Lille iç sahada çok etkili bir takım. Maçlara çok hızlı başlayan, ilk yarılarda gol bulma ihtimali, potansiyeli, istatistiği çok yüksek bir takım. <laughs> yani bu karşılaşmada hani Nant nasıl kazanabilir? Hani futbol dışı şeylerin olması, masa başı falan işlerin dönmesi lazım nasıl beraberlik koparabilir? Çok iyi oynayacak kalecisi. Lille penaltı kaçıracak. iki tane 3 tane direkten dönecek. Yine üç tane 4 tane altı pastan Lille kaçıracak. Hani belki Nant bence o şekilde bir puan alabilir. Yani bunlar futbolu var mı? Var ama <laughs> tabii ki bunlar bizim analizimizin dışında sevgili dostlar. O yüzden ben burada sürpriz beklemiyorum. Yani bence haftanın net maçlarından biri. Belki çok farklı olmayabilir ama ben Lille galibiyeti net bir Lille galibiyeti skor olarak olmasa da oyun olarak bekliyorum. Tekrar tercih maç sonucu bir olarak değerlendirdim sevgili dostlar. Tulus Oksa yine zor maçlardan biri. E, suyumdan da bir yudum alayım çünkü <laughs> yine bu az malum problemli arkadaşlar. E, evet devam edelim. Haftanın zor maçlarından biri. Şimdi Toulouse için sezon bitti. Fransa Kupası'nda finale yükseldiler. Finalde Nant'ı az önce değerlendirdiğimiz Nant'ı farklı geçtiler. Gollü mağlup ettiler ve kupayı aldıkları gibi yani müzelerine bir kupa götürdükleri gibi Avrupa biletini de cebine koydular. O günden beri de Tulus hiçbir şey oynamıyor gerçekten. Tamamen şalteri indiren bir Tulus var. Gol dahi atama, atamayan bir takım var haftalarda ki biz Tulus'u özellikle iddia programlarımızda hep şöyle tarif ettik. yedinden fazlasını atmaya çalışan, çok golü maçlar oynayan bir takım olarak ama haftalarda gol atamıyorlar. Tabii rahatladılar da çok da normalde karşılıyorum açıkçası. Ancak çok ihtiyacı olan en azından kaybetmemek durumunda olan bir Oxer'le karşı karşıya geliyorlar. Tabii ki maçın doğal favorisi Toulouse. Burada ev sahibinin mesela kazanması zaten haber değeri bizler için taşımıyor. Yani ben her şeye rağmen her yani ne kadar son haftalarda kötü gitse de bir Toulouse tarafını burada değerlendirelim diyorum ama kesinlikle tek geçilmemesi gereken bir mücadele sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeceğim. 20 takımlı bir lig biliyorsunuz burası ve son 4 takım bu sezon düşüyor. Yani bakıldığında zaten anca en alt sırada 20. sırada haftalar öncesinden düştü zaten. Yani haftalardır formalite maçı oynuyor. 19. sıradaki Ajaxio bence ligin yani en kötü takımı. Anje'den bile son sıradaki Anje'den bile kötü bir takım. Hiç lig bir takımı değil. Troy'a bakıyoruz 18. sırada onlar da düştü. Dünya Kupası'ndan sonra yoklar oynadılar hiç toparlayamadılar. 17. zaten şu anda Nant takımı haftalarda kötü gidiyor. ...Oxer hemen üzerinde 16. aynı puan e, düzeltiyorum Nant'tan bir puan önde ama bu saydığım 5 takım arasında sahada gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştığını gördüğüm tek takım yani gerçekten böyle ya bu takım evet bunu yapmaya çalışıyor ama e kalitesi bazen yetmiyor tabii ki yani çok kaliteli bir takım değil ama gerçekten çabalayan bir oyuncu grubu var yenilirken bile sahaya bir karakter koyan bir takım var bence bu yönüyle diğer altındaki takımlardan da ayrılıyor o yüzden... Burada bir sürpriz aranmalı bence konuk ekiplerini. Tabii sıfırla mı arayacağız, ikiyle mi arayacağız? Ben yine büyük balığa gidelim diyorum sevgili dostlar. Burada Oxer galibiyetini arayalım diyorum. Tulus artık kötü gidişatı durdurup evet içeride kazanabilir ama yine o gidişat, o kötü gidişat devam edebilir. Okser de burada çok sürpriz bir galibiyet alabilir ki sürprize de yani Tulus galibiyetine nazaran burada <laughs> maç sonucu ikiye de daha yakın da söyleyeyim sevgili dostlar. Biraz daha hissiyatım maç sonucu ikinin. Geleceği yönde umarım da öyle olur. Umarım yine büyük bir sürprizle bu şekilde yakalamış oluruz diyelim. Geçelim Premier Lig'e. Aston Villa-Brighton maçı tabii yine e, enteresan hesapların olduğu bir karşılaşma. Ama tabii az önce biten maçta ki ben videoyu çarşamba gecesi çekiyorum. Sizler perşembe günü izleyeceksiniz. Brighton City ile birbiri berabere kaldı. Gar şampiyonluğu garantiyen Manchester City ile birbiri beraber kaldı. Ve 6. sıradaki yerini artık garantiledi. Yani Brighton UEFA Avrupa Ligi'ni garantiledi hemen altındaki Aston Villa'nın 58 puanı var. Yani Aston Villa kazansa bile Brighton zaten yakalayamıyor artık. Aston Villa neden kazanmak zorunda? Çünkü alttan gelen işte e, Tottenham'da Brentford tehdidi var. 7. sıra konferans ligi demek. Hani konferans ligi tabii çok Premier Lig takımları için cazip bir hedef mi değil ama Aston Villa daha orta ölçekli bir takım. Yani daha böyle diğer takımlarına zaman biraz daha ciddi alabilir gibi. Çok da iyi bir sezon geçirdiler. İç sahada da en azından hem konferansı ligi biletini cebine koyarak hem de taraftarını da kazanarak veda etmek isteyeceklerdir. da hazır rahatlamışken burada bir risk alarak maç sonucu biri doğrudan tek olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Ben tek olarak maç sonucu biri aldım burada. Sürpriz arayacaklara da doğrudan iki öneririm yani. Brighton galibiyette çok fazla sürpriz olmaz. Hani Villa galibiyet için risk alırken Brighton cezayı kesebilir gibi bir düşüncem de var. Çünkü çok rahat çıkacaktı Brighton var. Ama ben açıkçası Aston Villa'nın zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Burada benim kol, kendi kolumdaki tek tercihim maç sonucu bir oldu özetle. Haftanın yine bence en çetrefilli maçlarından biri yani bakıldığında e, Clermont Lorient'la beraber bence kapatılmaya aday en net iki karşılaşmadan biri. Yani Chelsea Newcastle. Şimdi Chelsea zaten konuşmaya gerek yok. Tarihin en kötü sezonlarından biri. Tamamen kayıp olarak geçen bir sezon. Newcastle müthiş bir iş yaptı. Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu bir hafta kala. İki takımın bir iddiası yok. Artık her yöne gitme ihtimali olan bir karşılaşma. Hani futbolun gerçekleri tabii ki Newcastle burada yenilmez diyor. Onu hepiniz zaten görüyorsunuzdur ama her ne kadar çok kötü gitse de yani Stamford Bridge'de de Chelsea'yi yenmek de çok da kolay bir iş değil. Bir de Chelsea bu maçtan önce Perşembe gecesi e, Old Trafford'da Manchester United oynayacak ki muhtemelen kaybedecek orada. Çok yüksek ihtimalle ben ben şahsen kaybedeceğini düşünüyorum. Hani bir mağlubiyetle daha bir de içeride taraftarına veda eder mi? Artık herhalde o kadar da olmaz diyorum ama kazandıramıyorum da Chelsea yani. Newcastle'lar ne kadar iddiası olmasa da kolay kolay burada çıkıp yenilmez de gibi geliyor bana. O yüzden ben burada sıfır attım ve çıktım dostlar. Yani burada bir beraberlik bekleyeceğim. 1-2'ye de sıfır, 1-0'a da 0-2'ye de hiçbirine itiraz etmem. Yani bu her yöne gitme ihtimali olan tıpkı o dediğim e, clermont lorient maçı gibi çok çok zor maç arkadaşlar. O yüzden biraz burada e, açıkçası şansa e, ihtiyacımız olacak. Leeds-Tottenham maçı kazanmak zorunda olan bir Leeds var. Tabii Tottenham'da işte yedinciliği kovalamak için kazanmak zorunda ama Toplum gibi takımların hani konferansı hedefi ne kadar tatmin eder. Bir de bir hafta önce daha içeride Brentford'a da yenilmişken. Aslında Leeds'in kağıt üzerinde kazanacağı bir maç gibi gözüküyor. Çünkü ligde kalması için kazanması lazım. Kazanması bile yetmeyebilir. Çünkü Everton'da içeride Bournemouth'la oynayacak. Bournemouth'a iddiası yok. İşte Everton'ın kazanma ihtimali yüksek ama tabii ki kazanma ihtimali yüksek diye kesin kazanacak diye bir şey yok. Yani karışık hesaplar burada da var. Ben Leeds evet içeride kazanmaya yakın. Maç sonucu biri alalım diyorum ama örnek veriyorum Everton maçından gelecek bir kötü haber. Everton'ın gol veya işte gollerinin haberleri mesela burada bir konsantrasyon bozukluğu, bir moral bozukluğu vesaire yaratabilir. Yani Leeds elindeki maçı da bir anda kaybedebilir. Tottenham da bir anda burada galibiyeti alabilir ki Leeds de savunma zafiyetleri olan bir takım. Tottenham keza mesela savunma zafiyetleri yüksek bir takım. Ya yani bu çok gollü maç olur muhtemelen sevgili dostlar. Sonunda ben bir kazanan çıkar diyorum. Muhtemelen de burada kazanan son dakikada falan çıkar. 1 ve 2. Özetle burada da yine bir kazanan çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Leicester, West Ham, West yani benzer şeyleri söyleyeceğim açıkçası. Yani bakıldığında West Ham ligde kaldı. Onlar da kötü bir sezon geçtiler. Beklentilerin çok altında kaldılar. Konferans Ligi'de finale çıktılar. Artık onların da önceliği Konferans Ligi. Bu maçlar biraz daha oyuncuların kendilerini göstermişti bireysel olarak. oyuncağı maçlar. Kazanmak zorunda olan bir Leicester var. Tıpkı Leeds gibi. Kazanabilir mi içeride iddia olmayan West Ham karşı Leicester'ın kazanması beklenen sonuç. Maç sonucu biri tabii ki almalı diye düşünüyorum ama aynı şeyleri söyleyeceğim. Hani olası bir konsantrasyon bozukluğu Everton maçından gelecek bir haber. Yani Leicester'ın elindeki maçı da kaybetmesine sebep olabilir. Yine 1 ve 2 olarak değerlendirdim ki burada 2 çok da beklenmiyordur diye düşünüyorum ama haftanın yine sürprizlerinden biri olabilir. Leicester'ın dediğim kazanması beklenen ama ben e, çift tercih olarak değerlendirdim. Sürprize de yine West Ham galibiyetiyle aradım sevgili dostlar. Almeria Valladolid bu La Liga'daki tek karşılaşma bültendeki bakıldığında benim e, net olarak yorumladığım karşılaşmalardan biri. Çok uzatmayacağım o yüzden. E, küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Almeria e, iç sahada kazanmaya yakın karşılaşma ama maçın zorluk seviyesini düşündüğümüzde konuk ekibin çok kapalı çok defansif bir oyun oynayacağını düşündüğümüzde bir beraberlik ihtimali de var bence. Yani çok net bir Almeria galibiyeti diyemiyorum ama bir kazanan çıkacaksa da bence ev sahibi olacaktır. 1 ve 0 sevgili dostlar. E, beraberlikte çok fazla şaşırtmaz. O yüzden 1 ve 0 olarak sizlere doğrudan öneriyorum. Fiorentina Roma maçı. Fiorentina yine bugün biten maçta e, Inter'le kupa finalinde karşı karşıya geldi. 2-1 kaybetti. Tabii yorgunluk, moral bozukluğu bunlar muhakkak olacak. Roma'nın kazanması lazım. E, ligde yine eee kupalar, Avrupa kupalarına katılma hakkını kazanması için e, kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma. Şu anda 6. sırada yer alan bir Roma var. Hani bakıldığında şu anda Konferans gibi durum bile garantili. Alttan gelen bir Juventus durum var ki Juventus'ta yine az sonra değerlendireceğiz i̇şte 10 puanı silindi vesaire. Karışık hesapların olduğu bir lig yine. Fiorentina'nın bir iddiası yok ama içeride de Fiorentina'da Fiorentina yani. Florence'da bu takımla oynamakta hiçbir zaman kolay olmadı. Ben şöyle bir değerlendirmeye gittim yine. Yorgun, moralsiz bir Fiorentina. Hiçbir iddiası yok. Mutlak kazanmak zorunda olan bir Roma. Roma tabii ki deplasmanda oynayacak olmasına rağmen kazanabilir ama Roma riskleri alacak olan taraf olduğundan dolayı burada bir Fiorentina galibiyeti de hani o kupa e, kupadaki kaybedilen kupayı o karşılaşmayı da taraftarını unutturmak adına çıkabilir diye düşünüyorum. Yani sürprizi ya da çiftli tercihimi daha doğrusu ben 1 ve 2'den yana kullandım. Bana göre bu karşılaşma kolay kolay berabere bitmez sevgili dostlar. Futbol tabi bu bitebilir ama kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Yani yine böyle bir son dakika golüyle vesaire ancak o şekilde gidebilir gibime geliyor şahsen. Inter Atalanta maçı Inter çok moralli kupayı da aldı. Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükseldi. Adını finale yazdırdı. Kalan iki maçından alacağı bir puan Inter'e Şampiyonlar Ligi e, yine konumunu ligde garantiletiyor. Tabii ki çok rahat oynayacak olan bir ev sahibi var. Tabii Kupa şampiyonluğundan dolayı bir parça rehavet, bir parça aşırı rahatlık, bir konsantrasyon bozukluğu, akıllar artık tamamen yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi finaline doğru gidecektir. Bunlar beklenebilir. Aslında iç sahada San Siro'da tabii ki maçı kazanmaya yakın. Ama ben bunları düşündüğümüzden bir sıfırla da Atalanta sürprizini, bir beraberlik sürprizini değerlendirelim diyorum. Atalanta galibiyeti beklemiyorum ama sıfıra da girilir. Yani şöyle söyleyeyim. Atalanta mesela golü atar. Önde götürür götürür. Inter bir şekilde en azından yakalar diye düşünüyorum. Maç sonucu 2'ye gideceğini düşünmüyorum ama sıfır bence değerlendirmeli sevgili dostlar. 1 ve 0 olarak karşılaşmayı aldım özetle. Son maçımız Juventus-Milan maçı. Yani çok enteresan işler oluyor biliyorsunuz İtalya'da. Juventus'un 15 puanı silindi. İşte sezon devam ederken haftalar sonra geri verildi. Şimdi geçtiğimiz hafta bu sefer 10 puanı silindi. Şimdi tekrar Juventus itiraz etmiş artık en böyle yetkili merceğe kadar gitmiş. <laughs> verilecek mi, ver, verilmeyecek mi? Yarısı mı verilecek, ne olacak artık? Gerçekten hesaplar şaşırmış durumda yani şaşmış durumda burada. Ama bir gerçek var ki Juventus bir anda kendini 7. sırada buldu. Bir önceki hafta bir de Empoli'ye çok sürpriz bir şekilde, çok da farklı bir şekilde kaybetti. Yani e, artık Juventus'un yavaş yavaş sezonun sonu geliyor. Tabii Juventus'un şöyle bir detay var. O biliyorsunuz ilk puan çiz e, silinme cezasından sonra çok acayip bir reaksiyon vermişti Juventus. Böyle kazana kazana inanılmaz bir seri yapmıştı. Yani Juventus bunu daha önce başardı. Orada bir tepki vermeyi başardı. Ama bakalım bu kez öyle olabilecek mi ama yapabildiğini gördüğümüz için ben olabileceğini düş <laughs> düşünüyorum. Yani zaten beklenen burada bir Juventus galibiyeti iç sahada oynarken bunu alalım diyorum ama artık Juventus için yolun sonunda olabilir. Artık buradan ayağı da sezon sonuna kadar kalkamayabilirler. Yani kazanmaya yönelik ava giderken e, ava gitmeye çalışırken de avlanan bir Juventus takımı da görebiliriz ki Milan bu sezon bunları hatırlayın iki tane Napoli maçında e, çok net bir şekilde yaptı. Yani çok net bir şekilde biz e, oynayan takıma karşı ki Napoli bir oynamaya kalktı hatta e, Milan'ın sahasındaki Napoli maçında aynı şeyi yaptı. Napoli bir oynadı Milan hatta ligde dört tane atmıştı Şampiyonlar Ligi'nde de yenmeyi başarmıştı. O yüzden Milan'ın da böyle bir oyun ezberi olduğundan, oynayan takımlara karşı çok etkili olabildiğinden bir Milan galibiyetinde, sürprizden bir Milan galibiyetinde sizlere öneriyorum arkadaşlar 1 ve 2. Yine burada 1 ve 2 tercihlerine gittim. Bir kazanan çıkmasını bu müca bu mücadelede bekliyorum sevgili dostlar. Bu da son maçımızdı. Umarım sizler için faydalı bir içerik olur arkadaşlar. Umarım en azından buradaki birkaç tercihten faydalanıp büyük ikramiye gidenler aranızda olabilirler. Benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu hafta üzerinde bu kadardı. Yeni Spor Toto videolarında Görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize o zamana kadar çok iyi bakın hoşçakalın.